Mesafe kısa, ücret fazla ise. Zaten bir tanesi elinde bir çuvalla, koca bir çuval, yüklü, at arabacının olduğu yere gelir. At arabacıya der ki, işte bu çuvalı alt kapı yolunda çeşme var. Çeşmeni oraya bırakıp döneceksin der. Bu adamın da uygunsuz işler yaptığını bildiklerinden dolayı kimse kabul etmez. Daha sonra varır bir arabacıya. O arabacı der ki, tamam ben götürürüm der. Atıyorum bugünün parasıyla 20 liraya gidecek yol. Der ki 50 lira vereceğim der. Adam da tamam der, seve seve kabul eder. Ve at arabacı 50 liraya verir. Der ki sen götür oraya bırak gel. At arabacı da der ki sen gelmeyeceğim. Yok der benim işim var. Sen oraya bırak, onu oradan alacaklar der. At arabacı sevinçle gider. Yani 20 liralık yerde 50 lira kazandı. O günün parası, yani bir günlük yövmeyi doğrulttu. Varır, çuvalı tam çeşmenin yanına indirecek, jandarma küt basar. O zaman afyon kaçakçılığı meşhur, afyon sürdü derler. Çuvalın içerisinde de afyon sürü varmış. At arabacı der ki benim alakam yok. Derdin karakolda anlatırsın der. Karakola alır giderler. Karakola gelir ve der ki benim çuvalla alakam yok, bunu falan verdi. Gerçekten çuvalın sahibini yakalarlar. Adam varır, yok ya der benim ne alakam olsun. Eğer ki der böyle bir çuvalım olsa ben tutup da buna nasıl güvenip de gönderen dünyanın parası eder bu falan der. Velhasıl şeyi bırakırlar. Gerçek çuval sahibini, afyon sütünü göndereni bırakırlar. At arabacı bir müddet yatır. Daha sonra bu afyon sütünü gönderen, oraya gönderen kişi başka bir suçtan yakalanır. Yakalanır ve o çeşmenin yanındaki yakalanan afyon sütünle de bağlantısı olduğu tespit edilerek hapse atılır ve at arabacı serbest bırakılır. Buradan çıkarılacak ders şudur. Rahmetli babam anlatırdı. Derdi ki, oğlum ücret fazla, mesafe kısa iş, o kısa ise o işin içerisinde bir pislik vardır. Dikkat et derdi. Bugünlerde kısa mesafede fazla ücret kazanacağız diye telefon dolandırıcılarına vesairelere inanıp elindeki daha fazla para kazanmak için elindeki paradan olan kişiler var. Yani bunlar hırslarının kurban oluyorlar.